Şimdi bir insanın bütün ömrünü ibadete çeviren bir sır var. Ama cümlede hiç mübalağa yok. Hani ya olur mu öyle o kadar bir şey diye aklınızdan geçmesin. Alası var. Her şeyi mi ibadete çevirecek? Birazdan örneklerini de vereceğiz. Nefes alsanız ibadete dönüşebilecek 4 tane kelime konuşacağız. Allah Allah, 4 kelimede bunlar oluyor muymuş? Bak bakalım olacak mı? Bunun için bugün isim analizi yapacağız. İsim analizi. İsimlerin arkasındaki derinliğe ineceğiz. İsimler kaderi nasıl etkiler onu göreceğiz. İsim deyince hemen şey geliyor değil mi akla? İşte Mehmet'in analizi, Ali'nin analizi. Öyle isim değil, öyle isim değil. Başka bir isim. Manayı isim. Manayı harf. Çok başka bir analiz yapacağız. Direkt dersimize başlayalım. Buyurun. Bismihi Subhanehu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ala nebiyyi. Mesnevi Nuriye, Katre, Mukaddeme. 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız 4 kelime ile 4 kelam öğrendim. Tafsilen beyan edilecektir. Dersi anladınız. 4 kelime. 4 de beyan. Bugün sadece 4 kelimesini işleyeceğiz. 40 yıllık ömrünün neticesi böyle olur mu? Şimdi 40 ince bir mesele değil mi? Kemal yaşı 40. 40 aynı zamanda erbaindir. 40 aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a risaletin geldiği yaştır. Çok hususi bir yaş. Üstad Hazretleri de tam aynı yaşta bir şeyi fark etmiş. Ve fark ederken yalnız diye bir kelime kullanıyor. Yalnız 4 kelime. Çok iddialı bir laf değil mi? Yalnız 4 kelime. Bu yalnız da tahsis manası vardır. Ne demek? Şu demek. Bu 4 kelime olmadan olmaz demek. Bakın gerçekten iddialı bir mesele. Çok iddialı bir mesele. Şimdi Üstad Hazretleri'nin 40 yılını düşünün. Dönelim şöyle 13-14 yaşına gidelim. 90 cilt kitap ezberlemiş. Ama ezberlediği kitapların şerhini Türkçe'ye çevirsek 250 cilt eder. 13-14 yaşlarında 90 cilt kitabı ezberleyip hafızasından sürekli tekrar eden bir zattın 40 yaşını düşün. Ne kadar bilgi vardır? Çok ciddi. Pozitif ilimler de onun hafızasında ciddi manada yer etmiştir. Bu kadar bilgisi olan bir zat, bu kadar bilgisi olan diyor ki ben bunları değil 4 kelimeyi öğrendim diyor ya. 40 yıllık hayat, 30 yıllık tahsil. Bakın ciddi iddialar var. Yani yalnız demesinde de tekrar edeyim tahsis manası var. Ne demek oluyor yalnız demesi? Bu olmadan olmaz demek oluyor. Şimdi hani çekirdeğin içine koskocaman ağacı koymuş değil mi Allah? Baktığında küçücük habbe, küçücük çekirdek. Bu Bursa'da var, 600 yıllık çınar var. Bilir misiniz? Dev gibi değil mi? Böyle. Ama baktığında aslında küçücük bir tane habbe. Küçücük çekirdeğin içine koskoca çınarı koyduğu gibi 4 kelimenin içine de Üstad Hazretleri ömrümü verecek bir manayı koydum diyor. Çekirdekten ağaç nasıl çıkacak? Bu 4 kelimeden de hiç aklımıza gelmeyen derin bir mana birazdan çıkacak. Allah Allah. 4 kelimeden. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz diyor ki İlim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı diyor. Meseleyi anladınız mı? Gene noktaya gitti konu. Küçücük bir şeye gitti konu bak. Ali Efendimiz öyle diyor, İmam Ali. İlim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı diyor. Ne demek bu? Şimdi mesela burada 2 tane tabip arkadaşımız olsa, onlar aralarında çok büyük ve mühim bir meseleyi bir kelime, bir cümleyle anlaşabilirler mi? Anlaşabilirler. Çünkü ikisinde de aynı ilim var. Mesela biri der ki eritropilastolis, tetalisler. Öbürü der ki evet, kan uyuşmazlığı. Şimdi onlara vakıf olmayan birisi peşlerine gelse dese ki ya bana da anlatın ya. Ben de konuştuğunuz tabirleri öğrenmek istiyorum dese bir cümleyle anlatabilirler mi? Hayır. Çünkü senin dalın başka, sen bu alanın cahili olduğun için sana 20 yıl anlatacaklar. Üstüne de bir kelimeyle anca izah edebilecekler. İmam Ali Efendimizin cümlesi şimdi hasıl oldu değil mi? İlim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı diyor. Şimdi Üstad Hazretleri'nin dediğini tekrar hatırlayalım. Ben diyor 4 kelimeyi, bak 40 yıl hayatını feda etmiş, öğrendiğine var elde, 4 kelimeyi öğrendim diyor. Şimdi insan 4 kelimeyi duyunca hakikaten şaşırıyor biraz. Ya 4 tanecik kelime. Ne olur ki? Yani ben bu 4 kelimeyi bir anda söylediğimde ne olur ki? Neler olmaz biliyor musunuz? Şimdi bizim için ufacık bir an oluyor. Ama zamanı olmayan zat-ı ebediyeye o an nispet edince milyonlarca yıldan çok daha hayırlı olabiliyor. Demek ki böyle şeyler varmış, böyle kelimeler var mıymış?
Varmış. Böyle kelimelere bir örnek verelim. Kelime-i şehadet. Nasıl? Bir tane cümle değil mi? Allah Allah. Peki mahiyeti nasıl? Cehenneme giden bir insanı cennete çeviriyor. Ya bir kelime ama ya. Bir kelime. Nasıl bu hale çeviriyor? Demek ki bir kelimede bu mana varmış ama kelimenin altında bütün kainatı sahibine teslim etmek var. Bakın bir kelimede ne kadar mana çıktı? İnsanın akışını değiştiren, cehenneme giden bir yolu cennete çeviren bir mana çıktı. Bir kelimeden mi? Bir kelimeden. Üstad Hazretleri de bu manada söylüyor işte. Öyle bir dört kelime vereceğim ki diyor bildiğiniz gibi değil diyor. Bir iki örnek daha vereyim böyle manalı ufak şeylere. Üstad Hazretleri şöyle bir cümle söylüyor Risale-i Nur'da. Bir zaman kalbime geldi. Niçin Muhyiddin Arabi gibi harika zatlar sahabelere yetişemiyorlar? Sonra namaz içinde, Üstad Hazretleri namaza duruyor. Sübhane Rabbiyel Ala derken şu kelimenin manası inkişaf etti. İnkişaf eden ne var? Bir kelime. Bak. Tam manasıyla değil. Fakat bir parça hakikati göründü. Bir parça. Bir kelimenin bir parçası. Kalben dedim. Keşke bir tek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım. Bir sene ibadetten daha iyiydi. Namazda açılan bir kelimenin bir parçası. Namazdan sonra anladım ki o hatıra ve o hal sahabelerin ibadetteki derecelerine yetişilmediğine bir işarettir. Neden? Çünkü onların ibadetlerinde o mana her kelimede çıkıyor. Üstad Hazretleri diyor ki namazda bir kelime söylerken bir parçasını yakaladım diyor. Şimdi şu pencereden bakarsak. Binler yıl namaz kıldık. Değil mi? Allah muhafaza etsin ama feveylülül musallin. Yazıklar olsun namaz kılanlara da olabilir. Olabilir. Demek içini doldurmak gerekiyor. Madde mana iç. Namaz kıldık, kıldık, kıldık. Birisinde öyle bir Allahu Ekber dedik ki şu manayı yakaladık. Şimdi kaç namaz buna yetişir? Mümkün değil, değil mi? Bakın ne oldu? Bir kelimenin manası hayatın en önemli ameli olan namazların içinde bir kez çıktı. Üstad Hazretleri diyor ki şunu bir kez yakalasaydım bir yıl ibadetimden hayırlıydı. Bunu diyen zatın ibadetini, ahvalini malumunuz biliyorsunuz yani Allah Allah. Şimdi dört kelime ne kadar büyük olabilir kısmını anladık herhalde değil mi? Yani dört kelime deyince kulağa biraz hafif geliyor. Yani dört kelime şimdi yani dört tane yeni kelime lügatımıza kadar öyle değil. Hayat değişir bu dört kelimeyle. İbadetler anlamlaşır bu dört kelimeyle. Cennet cehennemin yeri değişir bu dört kelimeyle. Bir yere gidecekken başka bir yere sevk olunabilir insan. Cennetin mertebesi en alaya çıkabilir bu dört kelimeyle. Bugün insanın hayatını kökten değiştirecek dört kelime göreceğiz. Devam edelim mi? Buyurun. Burada yalnız icmalen işaret edilecek. Şimdi Üstad Hazretleri'nin işaret edeceği şu. Dört kelimeyi alacak ve diyecek ki Allah sana Kur'an'da şu şekilde bakmayı tarif ediyor diyecek. Anladınız mı? Dört kelimeyi hanemize katınca ne çıkacak? Bir bakış bütünlüğü. Kur'an'ın tarif ettiği noktayı yakalama çıkacak. Bir gün bir köye gittim. Böyle kahvaltı yapmaya bizim Mersin'de yukarıda Toroslar'da. Orada da bir tane dayı vardı. Mekanın sahibi. Oturdu yanıma. Ya dedim ama nasıl yeşillik? Mersin ayaklarının altında. Dedim ya şu mevcudada bak Allah dedim kendini nasıl tarif ediyor dedim ya. Kuşlar dedim ilahi bir musiki söylüyor ama tam kulağımın lezzetine göre dedim. Allah Allah rüzgara bak dedim ya bir rüzgar esiyor. Allah'ın kliması dedim. Nasıl dedim kullarını rahatlatıyor. Şu dedim meyve veren ağaçlara bak. Meyve olgunlaştıkça dal eğiliyor ve diyor ki ne olur benden yemez misin? Adam bir anda Allah Allah dedi yani Allah Allah. Ya dedi bak dedi yeğenim dedi yıllardır bu köydeyim. Her gün bu bahçedeyim dedi. Hiçbir zaman şimdiye kadar tarladan Allah'ı bulamamıştım. İlk kez tarladan Allah'ı buldum dedi. Ne değişti? Tarla aynı tarla. Elma aynı elma. Bülbül aynı bülbül. Değişen ne? Demek ki bu dört kelimenin vereceği çok farklı bir mana oluyor değil mi? Ama bizler maalesef o tarlalarda rızık endişesiyle, bakın rızkımız için demiyorum, rızka sebep olsun için demiyorum. Rızık endişesiyle koşturmaktan o tarladaki mektupların hiçbirinden haberimiz yok. Şimdi amaç o tarlada rızık için koşturmak mı? Değil değil mi? Çok affedersiniz rızık için hayvan da koşturuyor. Tilkiye bak. Akşama kadar neyin etrafında? Tavuk kümesinin etrafında. Öyle mi? Kuşa bak. Rızkı için oradan oraya uçup uçup duruyor. Şimdi aynı manzara senin de karşında tilki de rızkı için koşturdum diyor. Sen de rızkım için koşturdum diyorsun. Sana verilen bu kadar cihaz tarlada rızık için koşturmak adına fazla fazla. Demek ki başka bir şey yapmamız gerekiyor bu cihazlarla.
Giriyoruz ormana. Şöyle bir bakıyoruz etrafa. Diyoruz ki üf, burada da ne mangal yakılır. Allah Allah, öyle mi? Ama okumayı bilen birisi geliyor. Ey yerlerin ve göklerin sahibi, sana sesleniyorum. Allah, ne oldu ya? Kendinden geçti adam. Niye? Okumayı biliyor. Bir tanesi kainat sayfasını okuyor. Kendisinden geçiyor. Öteki diyor ki şu kainat sayfasını al da yakalım mangalın altına, ateş yapalım diyor. Allah Allah. Şimdi olay oradaki bir tane eti yemekse, bak hayvan onu pişirmeden yiyor. Sen gel, başka bir lezzete talip ol. O eti midemiz için yediğimiz anlar boşa gitti. Olayı şimdi kendimize çarpalım değil mi? Üzümü yedin yedin, üzümü övdün ya. Hı? O ağacın bu verimini gübreden bilip gübreyi övdün ya. Hı? Ya bizim bahçıvan Ahmet abi de buna iyi bakar dedin ya. Hı? Hani Allah? Her şeyi dedin, bir Allah'ı demedin. Bakın bunlar boşa gidiyor. Boşa gidiyor. Bu işin matematiği. Allah diler verir, dilerse vermez. Biz onu bilemiyoruz haşa. Cennet cehennem bizim değil. Biz bu işin matematiğini anlatmaya çalışıyoruz. Sen orada Allah'ı hesaba katmadın ya. Kur'an'ın bakış açısıyla bakmadın ya. Yediğin, içtiğin boşa gitti. Çocuğunu sevdiğin boşa gitti. Dükkanda terlediğin boşa gitti. Gitti, gitti, gitti. Gitti. Ne gitti? Sahabeye komşuluk gitti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sarılma gitti. Ebedi bir gençlik gitti. Gitti, gitti. Niye gitti? Mideyi düşündü. Mideyi düşünmek için insan olmak fazla. Tilki de mideyi düşünmek için yeterli cihaz var. Sendeki, bendeki cihaz fazla. İşte bunu verecek bu dört kelime. Meselem anlaşılıyor mu? Konuyu bir yere sürüklüyorum. Daha giriş yapmadım. Neyi anlayacağımızı, neyi öğreneceğimizi ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Devam edelim mi? Buyurun. Kelimelerden maksat, manayı harfi, manayı ismi, niyet, nazardır. Tekrar edelim. Bir, manayı harf. İki, manayı isim. Üç, niyet. Dört, nazar. Bu dördünü öğrenecekmişiz. Bir, manayı harfi. İki, manayı ismi. Üç, niyet. Dört, nazar. Üstad Hazretleri'nin ömrünü feda ettiği dört kelime bu kelimeymiş. Allah Allah, nasıl bir mana ya? Buyurun bakalım. Şöyle ki, Cenab-ı Hakk'ın masivasına, yani kainata manayı harfi ile ve onun hesabına bakmak lazımdır. Manayı ismi ile ve esbab hesabına bakmak hatadır. Şimdi manayı isim, manayı harf konusuna gireceğiz. Bugün biraz teknik mesele. Dikkatleri iyi verelim, olur mu? Allah için verelim, ne var yani? Öyle mi? Her şey için veriyoruz, Allah için mi vermeyeceğiz? Manayı isim ve manayı harfi girmeden önce ufak bir tekerleme ezberleyelim, işimiz kolaylaşsın. Şöyle tekerlememiz. Manayı isim yani cisim, manayı harf yani Allah. Şimdi manayı isim nedir? Manayı harf nedir? Bunlar aslında nahiv ilminin meseleleridir. Arapçada kelimelerin incelendiği ilme sarf denilir. Cümlelerin incelendiği ilme de nahiv ilmi denir. Ama Üstad Hazretleri bu iki ıstılahi kelimeyi almış, manayı isim, manayı harf. Bu ikisini almış, bambaşka bir soluk katmış ve demiş ki bundan siz marifete ulaşabilirsiniz. Hayatın varoluş amacı, yaşama sebebimiz marifetullah, Allah'ı tanıma. Siz bundan marifete ulaşacaksınız demiş. Ufak ufak devam edelim. Başı biraz teknik, devamı çok rahat anlaşılacak. Sorun yok değil mi? İyi, dikkatli gidelim. İsim müstakil olarak bir şey ifade edendir. Mesela gül dediğimde bir şey ifade ediyor mu? Ediyor değil mi? Kedi dediğimde bir şey ifade ediyor. Harf ise müstakil olarak ele alındığında bir şey ifade edemez. Ancak kelimenin içerisine konulduğunda bir şey ifade eder. Ama Arapçadaki harf sadece bizim bildiğimiz tarzda elif, b, t, s değil. Mesela harficer vardır. Min, danden demektir ama bu şekilde bir şey ifade etmiyor. Öyle değil mi? Allah Allah. Veyahut ne var? Bi, harficerdir, ile demektir. Mesela bis seyyarati, araba ile demektir. Ama bi'yi tek ele aldığında bir şey ifade etmiyor. Değil mi? Ya da harfi tarif vardır. Hani el takısı diyoruz ya, el takısı. Değil mi? Eşşemsü, böyle bir ifade ediyor. Belirgin bir güneş demektir. İngilizce'de the kullandığınızda ne olur? Mesela apple dedim, herhangi bir elma. The apple dedim, belli bir elma. O el
İngilizce'deki the article gibidir. Eşşemsü dediğimde belli bir güreş değil mi? El nazaratü, belli gözlük. Veyahut el kıtletü, belli bir kedi. Öyle mi? Şimdi el takısı tek ele alındığında, harf olarak ele alındığında bir şey ifade etmiyor. Ancak bir kelimeyle birleştirdiğinde sana bir şey ifade ediyor. İşin terminolojisini anlatayım, sonra örneklere geçeceğim yavaş yavaş. Şimdi ben böyle anlattım ya. İsim olan şey size daha ılımlı geldi. Değil mi? Elma, güneş, gül. Harf olan şey de harf de demek iyi bir şey değilmiş, manalı değilmiş gibi geldi. Tam tersine çevireceğiz. Kainatta isim olarak okuduğunuz her şey aslında harftir. Tek başına ele aldığınızda, isim olarak baktığınızda da zarardır manasını göreceğiz birazdan. Örnekliyorum. Bir kedi gördün, kedi dedin. İsim olarak gördün mü? Gördün. Ben diyorum ki bu zarardır çünkü kedi yaratıcının kendisini anlatması için vardır. Bir gül gördün, isim olarak baktın. Ne güzel gül dedin. Gitti. Çünkü gül harftir. Tek başına bir anlamı yoktur. Sanattan sanatkara ulaşınca, oldu mu biraz? Harf, kelime manası alınca bir anlam ifade edecektir. O yüzden manayı isim, yani cisim olarak bakmak kötü bir bakıştır. Ne güzel kedi, ne güzel gül, ne güzel bulut. Gitti gitti. Manayı harf olarak, yani Allah olarak bakmak ise güzeldir. Bu kedi başlı başına bir şey ifade etmez. Allah'ın sanatı olunca bir şey ifade eder. Çocuğun başlı başına bir şey ifade etmez. Allah'ın sanatı olunca bir şey ifade eder. Bakın bu kelime. Anladınız değil mi? Mana isim olumsuz oldu. Mana harf olumlu oldu. Yıllardır Kur'an'daki oku emrini düşünüyorum. Yıllardır. Ya Rab, bu oku emrini tam nasıl anlayacağıma ulaşmam lazım diye böyle kendimce düşünüyorum. Oku emrine benim penceremden en yakışan mesele manayı harf kelimesidir. Bütün kainata, yaşadığın olaylara, aldığın nefese, içtiğin çaya, sarıldığın çocuğuna, hepsine bu Allah içindir, bu Allah'ındır. Yani manayı harf nazarıyla bakmak Kur'an'ın oku emrinin en güzel karşılıklarından birisidir. Oldu mu? Oldu mu? Şimdi bu mesele çok önemli olduğu için otursun diye çok örneklerle anlatmaya devam edeceğim. Şimdi bu kafelere yapılan One Vision'lar var. Kafenin şu camı var ya, oraya delikli yapıştırma yapıyorlar. Mesela ne diyelim işte, güzel kafe atıyorum. Şurada uzaktan baktığında zahirini görüyorsun, güzel kafe yazısını görüyorsun. Bu manayı isim olarak bakmak demektir, cisme baktın. Biraz yaklaştığın deliklerin arkasında bir sürü olay dönüyormuş, bir sürü insan varmış, bir sürü çay içiliyormuş dedin. Bu manayı harf olarak bakmak demek. Yani pencereye baktığında manayı isim, pencereden baktığında manayı harf. Devam edeceğim. Picasso'nun tablosunu gördün ama sadece tablo olarak biliyorsun, müstakil ele aldın. Ne güzel bir tabloymuş dedin. Ama Picasso'nun olduğundan haberin yok. O tablo ne biliyor musun? Sadece kağıt parçası, değeri de 2 kuruş, 3 kuruş. Doğru mu? Bu nasıl bir bakış oluyor? Manayı isim. Sonra biri dedi ki o tablo Picasso'nun tablosu dedin. Allah Allah, bak intisap ettirdin. İntisap edince onun değeri bir memleket alacak kadar pahalandı. Çünkü sen sanattan sanatkara baktın. Yani manayı harf olarak baktın. Olayı anladınız mı? Manayı harf olarak bakmak, her şeyi intisap ettirmek demektir. Sanattan sanatkarı görmek demektir. Zira, cümleye dikkat edelim, iman intisaptır. Öyle değil mi? Neye intisapmış iman? Baktığın her şeyle Allah Azze ve Celle'ye rabıta kurmanın adı intisaptır. Her şey, her şey, bak her şey. Sadece böyle arada gideyim, dalda bir portakal bakayım da bu Allah'ındır diyeyim. Değil, değil. Bütün kainatı israf etme. Hepsi. Demek ki resme baktım, resmi gördüm. Buyur. Manayı isim. Resme baktım, ressamı gördüm. Manayı harf. Oturuyor değil mi yavaş yavaş? Bir gün gidiyorum yolda. Yolda bir demir parçası gördüm. Baktım. Allah Allah, böyle bir şeyin parçası gibi ama ben de bunun ustası değilim, anlamıyorum.
Ben bunu kime satabilirim? Hurdacıya. Kaç lira verir? 10 lira. Doğru mu? Aynı demir parçasını bu sefer de bir usta gördü. Bakmayı bilen bir usta. Bir baktı ki bu Mercedes'in parçası. Neden bildi Mercedes'in parçası olduğunu? Bütünü biliyor ya, parçayı da bildi. Bunu ben Mercedes'çilere satayım dedi. Diğerinin 10 liraya sattığını, bunun ne olduğunu bilen, Mercedes'le bağlayabilen 10 milyona sattı. Birinci adam buna manayı isim yani cisim gözüyle baktı, doğru mu? İkinci adam manayı harf gözüyle baktı. O zaman kıymeti 10 liradan 10 milyona. Aynı demir ha. Tarsan aynı gram. Bir farkı yok. Ne değişti? Bakışım değişti. Allah Allah. Bir gün eve girdin. Acıkmışsın akşam vakti. Başkurt abi. En delikanlımız, en Sivaslımız sen olduğun için senden örnek vereceğim. Hazırsın değil mi? Beni dinliyorsun değil mi? Başkurt abi gece eve girdin. Bir baktın açsın böyle bir de. Kayıntı bir şey var mı diye. Masanın üstünde börek duruyor. Of dedin, ne güzel börek. Aldın ağzına attın böreği. Ne nazarıyla baktın? Çok güzel. Manayı isim olarak baktın. Oradan bir anda odadan hanım çıktı. Dedi ki başkurt dedi boynun devrilsin. Kim yaptı o böreği? Hanım yaptı. Şimdi ne nazarıyla baktın? Manayı harf nazarıyla. O yüzden evde yemek yerken dikkat edelim. Yani bu ders evin huzuru içinde elzem bir ders. Yediğiniz börek, kek, pastalara bizzat bakarsanız, müstakil bakarsanız manayı isim olur, bir işimize yaramaz. Hanım ne güzel yapmışsın. Ne güzel ellerin varmış. Ha? Ne güzel bizi doyurdun dersen bu sefer de yapanı görebildiğin için manayı harf nazarına çıktı. Olay anlaşılıyor mu? Devam edeceğim çünkü çok önemli. Üstad Hazretleri ömrünü adamış bu dört kelimeye. O yüzden devam etmem lazım. Şimdi karşımda bir ayna var. Baktım, aynayı gördüm. Ne nazar oldu? Manayı isim yani cisim. Aynaya baktım, aynanın iç derinliğinden kendimi gördüm. Bu sefer manayı harf oldu. Bakın beyler. Kainatta her şey ayna ayna. Üstad Hazretleri öyle diyor mu? Değil mi? Bütün mevcudat için ayna diyor değil mi? Ne demek o biliyor musunuz? Kedi gidiyor ya. Kedinin kendisini görürsen manayı isim yani cisim olacak. Kedinin üstünde bir ayna var. Ayna kimi gösteriyor biliyor musun? Baktığında sanatkarını gösteriyor. O kediye, o nazarla baktığında manayı harf olacak. Güle baktın. Bizzat kendisine baktın. Ne güzel gül dedin ya. Bunun ne reçeli yenir dedin ya. Bitti bitti. Manayı isim. Gülün üstünde ne var demiştik? Ayna. Güldeki aynaya bir baktın. Aynanın iç derinliğinden sanatkarını, Sani-i Zülcelal'i keşfettin. Artık gül anlamlandı. Manayı harf nazarıyla bakmış oldum. Adam biri sabah evde uyanmış. Aynaya bakmış. Bakar bakmaz da mana açılmış işte. Sivaslı bir adam. Bakar bakmaz mana açılmış. Barek Allah demiş böyle. Subhanallah demiş. Elhamdülillah demiş. Hanımı da aşağıdan demiş ya bu herif ne gördü demiş. Bir çıkmış yukarı aynada kendine bakıyor. Demiş 40 yıldır bıktığım surat demiş. Bu ne gördü demiş yani. Şimdi hanım mana isim nazarıyla bakıyor değil mi? 40 yıldır eskimiş surat yani. Bıkmış. Ama adam o esnada mana açılmış. Ne nazarıyla bakmış? Manayı harf demiş ki ya Rab sen neler yarattın demiş ya. Allah Allah. Değil mi? Şimdi şairin biri diyor ki neden böyle düşman görünürsün yıllarca dost bildiğim aynalar? Allah Allah. Ayna ayna ayna. Değişen ne? Bakışın değişti. Şimdi eskidin ya aynaya baktığında kendini gördün. Yani manayı isim, cisim gördün. Üzüldün üzüldün. Çünkü onun ebedi bir gençliğe gideceğini bilemedin. Öyle mi? Allah seni ihtiyarlatıp alıyor ki bir anda koparsa gençliğinden çok üzülürsün. Aklın kalır. Ama ihtiyarlatıyor, ihtiyarlatıyor. En son iki omuz bir kelle kalıyorsun değil mi? Diyorsun ya ben bu cesette ne yapacağım? Allah seni oradan diyor ki ben seni ebedi cennete alacağım. İşte bu cihetle bakabilsen kendine bu da manayı harf nazarıyla olacak. Allah Allah. Manayı isim olarak bakanlar hep üzülmüşler, hüsrana uğramışlar. Manayı harf nazarıyla bakanlar Allah'a kavuşmak için iştiyakları artmış, iştiyak duymuşlar. O nazarla bakan bir insan ihtiyarladığında bir genç görünce inanın imrenmiyor. Diyor ki yani sene hesabı olarak Allah eğer ömür verir sene hesabı olarak değil mi? Başka noktada da kader cihetinden değil. Sene hesabı olarak ben Allah'a daha yakınım diyor. Seviniyor değil mi? Çünkü gençler ara sıra ihtiyarlar sıra sıra gidecekler. Diyor aa benim sıram gelecek Allah'a değil mi? Likaullah Allah'a kavuşma anı vuku bulacak diyor. Seviniyor işte. Manayı isim olarak kendine bakan saçım gitti, başım gitti, gençliğim gitti deyip üzülürken manayı harf olarak kendine bakan bir mutluluğu keşfediyor. Devam ediyorum örneklemeye çünkü konu çok önemli. Gittik Süleymaniye'ye öyle mi? İnceledik taşını, yapılışını, üstündeki ince sanatları, sanat böyle taş böyle dedik. Ne nazarıyla baktık? Manayı isim. Bir işimize yaradı mı?
Yaramadı. Peki Süleymaniye'ye bakan birisi Süleymaniye'den Sinan'a intikal etse? Ya bu Süleymaniye'deki bütün güzellikler Sinan'ın ruhunun tecellisi, tezahürü dese bu da Manayef Nazaylı olacak. Şimdi çok enteresan değil mi? Bakıyoruz, bakıyoruz, inceliyoruz ama yok sayıyoruz. Kimi? Yaratıcısını. Ya inceleyen varsa yapan da vardır. Yani değil mi? Denklem çok komik yani. Tımarhanelik bir mesele. İnceleyen sen varsan yapan aylı aylı vardır. Yani senin yapanı inkar etmen için kendini de inkar etmen gerekiyor. Arabayı yapan ustayı inkar eden yok. Ama ustayı yapan Allah'ı inkar eden çok. Enteresan mesele. Süleymaniye'yi yapan Sinan'ı inkar eden yok. Ama Sinan'ı yapan sanatkarı Sani Zülcelal'i inkar eden var. İnanın mesele değil bunlar ya. Bu konuşulacak mesele mi Allah aşkına? İnkar edilir mi? Yani biraz muhakeme bozulmamışsa mesele değil bunlar. Ama tıkandıkları yeri konuşalım. Birisi manayı isim olarak bakıyor. Sadece Süleymaniye'yi görüyor. Aman canım Sinan da kimmiş diyor. Biri manayı harf olarak görüyor, Süleymaniye'den Sinan'a intikal ediyor. Birisi mevcudada manayı isim olarak bakıyor, kendi kendine olmuştur diyor, teşekkele bi nefsihi. Birisi manayı harf olarak bakıyor, bu mevcudat varsa, bu sanatlı eserler varsa sanatkarın olması vaciptir diyor. Allah Allah. Ne değişti? Biri manayı isim, biri manayı harf. Üstad Hazretleri diyor ki ömür değiştirir bu dört kelime diyor. Anlaşılıyor mu? Ömür değiştirir diyor bu dört kelime. Allah Allah. Devam edeceğim örneklemeyi. Bir gün bir arkadaş anlattı. Dedi ki ya filanca birisi Amerika'da 30 yıl örümcekler üstüne ihtisas yapmış dedi. Örümceğin her şeyini araştırmış. Zehirini, ağını, şunu bunu. Dedim ki iman etmiş mi dedim. Allah Allah. Yo dedi. Allah Allah. 30 yıl örümcek incelemişsin ama örümcek kadar keyfiyet kazanamamışsın. Niye? Çok güzel. Aslı nedir örümceğin? Harf. Örümcek bir harftir. Tek başına bir anlamı yoktur. Ancak bir kelime bütünlüğünde yerini alırsa sana bir şey okuyacaktır. Yani örümceği, kuşu, saçımı, gözümü yan yana o harfleri dizince anlamlı bir bütün oluşturup bir şey ifade edecektir. Ama örümceğe tek başına bakarsan örümcek gibi ölüp devrilip gideceksin. Kur'an'a bakalım. Kaç harf var Kur'an'da? 28 tane harf var. Şimdi harf olarak baktığında 28 tane aynı şey diyelim. Ama ona dizilim olarak baktığında Allah Allah. Kainatın varlık sebebi ya öyle mi? Cennet cehennemin mayesi tohumu Kur'an'ın içerisinde. Ne değişti? Aynı 28 harf. Dizilim değişti. Harf olarak baktığında bir şey ifade etmeyen şeyler manayı harf olarak baktığında bir dizilim oluşturduğunda nice şeyler ifade ediyor. Allah Allah. Devam ediyorum. Nefse gelelim mi nefse? Şu nefse manayı isim olarak bakanın yani cisim olarak bakanın özellikleri nedir? Ben şöyle severim. Neyi sevmiş? Değil mi? Şimdi benim canım bu olayı böyle istiyor. Canım dediği kim? Nefsi. Nefsine canım diyor. Nefisle vicdan böyle olunca işte ayırt edemiyorsun hangisi konuşuyor. Canım dediği kim oluyor? Nefsine canım diyor. Ben şöyle güzelim, ben şöyle başarılıyım. Öyle oluyor değil mi? Tam bir iş toplantısında anlatacaksın kendini. Ben bu işleri böyle böyle başardım. Allah Allah. Kainatı da sen çeviriyorsun. Öyle mi? Güneşi de sen doğurdun. Öyle mi? Hücrelerini de sen besliyorsun. Öyle mi? Allah Allah. Bu gafil nazar ne nazar oluyormuş? Mana isim nazar. Manayı harf olarak baksan diyeceksin ki Allah'ın aciz bir kuluyum. Ne nasip ediyorsa ben oyum. Bakın bu nazarla bakmanın tehlikesini şimdi size anlatacağım. Ebu Talip kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası. 10 yıl. Mekke'nin 10 yılı. 10 yıldan sonra vefat edecek. Doğru mu? 10 yılı Ebu Talip kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yardım eden biri daha var mı? Yok değil mi? 10 yıl hamilik etmiş. Hele hele Mekke'nin 7. ile 10. yılı arası Şibe Ebu Talip dediğimiz o muhasara oluyor ya. Ebu Talip mahallesine sıkıştırıyorlar Müslümanları. Yemek, su hiçbir şey vermiyorlar. 3 yıl mahvetmişler, mahvetmişler. Sa'd bin Ebu Vakkas Efendimiz diyor ya, bir devenin derisini buldum, kızgın taşın üstünde pişirdim, bir hafta onu yedim diyor. Böyle 3 yıl geçmiş ve Ebu Talip yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında hiç ayrılmamış. Bakın onun kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hamilik eden, yardımcı olan ikinci bir isim belki zor çıkarız. Peki Ehl-i Sünnet'e göre Ebu Talip'in akıbeti ne oldu? Cehennem ehli. Cehennemin en hafif yerindedir diye kaynaklarımızda yer var. Allah Allah bir gariplik yok mu ya? Ne oldu yani Ebu Talip? 10 yıl ya hiç kimse bu kadar feda etmemiş kendisini. E ne oldu da cehennemin en hafif mertebesine gitmiş? Neden ya? Neden cehennem ehli olmuş? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mana isim olarak bakmış. Onun zatını sevmiş. Onun kendisini sevmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan Allah'a intisap edememiş. İman neydi? İntisap. Şimdi alalım mı senaryoyu? Gittin eve her gün çocuğuna sarılıp seviyorsun. Ne olarak sevdin çocuğunu? Ne olarak sevdin? Mana isimse akıbet burada. Mana harfse Allah ebedi buluşma vereceksin.
Gittin dükkana başarı hırsıyla. Dükkan benim, başarı benim, para benim, o benim, bu benim. Sen şimdi o dükkana ne olarak baktın? Mana isim. Akıbet ne olacak? Bakın Ebu Talip buradan kurtulamadıysa sen ben hiçbirimiz bu kadar ciddi mücadele etmemişizdir hayatımızda. Sen ben buradan çıkamayız. İçine baktın, nefsine baktın. Hep nefsinin istekleri doğrultusunda bir hayat yaşadın. Sen kendine ne nazarla baktın? Mana isim, ya necisin, ben ne istiyorsam olacak, canım ne istiyorsa olacak. Kur'an'ın emirlerine baktın. Şu köpek gibi bağıran nefsin istekleri önemli değildir. Allah ne istiyorsa onu bulmam lazım dedin. Manaya olarak baktın. Şimdi bir soru sorayım. Kur'an'ı bilmiyorsak, sünneti bilmiyorsak biz ne yönde gideceğimizi nereden bileceğiz? Bilebilir miyiz? Kur'an bilmiyoruz. Sünnet bilmiyoruz. Selefi Salih'in çizdiği yol haritasını bilmiyoruz. Bu yolda yürüyen Allah'ın salih kulları nasıl yürüdüğünü bilmiyoruz. Ve diyoruz ki ben iyiyim ya ben iyiyim. Böyle bir insanın aldanmama ihtimali yok arkadaş. Kandırmayalım kendimizi. Böyle bir insan kendisine mana isim nazarıyla bakacaktır. Sürekli 60 yıllık dünyada nefsin istekleri doğrultusunda bir hareket tarzı oluşturacaktır. Ve neticesi hüsranla sonlanacaktır. Dört kelimenin önemini anladın mı şimdi? Filanca iş yapıyorsun, filanca ailen var, filanca bir şey yapıyorsun. Eyvallah sıkıntı yok. Ama belki senin hayatın gibi bir sahabe hayatı var ve daha doğru bir yol var. Nereden biliyorsun? Sahabe hayatını bilmiyorsun ki onu bilebilesin. Öyle olunca da başlıyoruz gevezeliyor. Ya biz Allah için yapıyoruz. Ama sen Allah'ın ne istediğini bilmeden nasıl Allah için yapıyorsun? Nasıl yani? Ben bir şirkete gireceğim, prosedürünü bilmeyeceğim. İmzaladığım evrakta ne isteklerini bilmeyeceğim. Ama diyeceğim ki ben şirketine niye el alayım? Ama şirket sana yazılım istedi. Sen öyle bir yazılımdan bilgin bile yok. Çay içip geçiyorsun gün boyu. Yani bunlar var ya çok komik ifadeler. Bunlar çok komik ifadeler. Olayı anladınız mı? Kendimize mana isim olarak baktığımızda, çocuğumuza mana isim olarak baktığımızda, eşimize mana isim olarak baktığımızda, işimize mana isim olarak baktığımızda, buluştuğumuz arkadaşlarımıza mana isim olarak baktığımızda bunun sonu hüsran. Ebu Talip bu kadar mücadeleyle buradan çıkamadıysa sen ben çıkamayız arkadaş. Ama kendimize mana harf olarak bakmak bu işin tek kurtarır yani. Şimdi anladın mı 40 yıllık hayatım, 30 yıllık tahsilatımda 4 kelime. Anladın mı şimdi niye o 4 kelime diyor? Anladın mı? Bu kadar önemliymiş, bu kadar önemliymiş yani. Yoksa Üstad Hazretleri gibi bizzat bunu der mi ya? Bu kadar ilmi olacak diyecek ki 4 kelime, 4 kelime, 4 kelime. Allah Allah, başka bir olay var demek. Mana isimle mana harfi bitirdim. Anlaşıldı mı acaba? Şimdi delikanlı adam şunu yapacak. Dönüp dükkanına bakacaksın. Hangi harf? Hangi mana? Bakacaksın yani. Dönüp aile hayatına bakacaksın. Çocuğumu niye sevdin sen? Niye sevdin? Sana menfaati var diye mi sevdin? Canım çocuğum diye mi sevdin? Kendi nefsini acıdığın için mi sevdin? Ya buna bakmazsak bu ders ne olacak? Ha? Öyle değil mi ya? Biz bunu da kendimize bakmayacaksak ne yapacağız? Komşuyu mu yadırgayacağız? Komşuya bak, komşuya bak. Hayır, kendine bakacaksın. Hayatında çok sevdiğin bir ahlakın var. Bir adetin var. Ne o? Mana isim mi? Mana harf mi? Buyur bak. Hobilerim var. Buyur bak hobilerine ya. Bak şimdi bakacaksın. Mana isim mi? Mana harf mi? Şimdi bakacaksın. Kandırıp duruyoruz kendimizi ya. Vallahi. Şu dersleri de almasak vallahi çok sıkıntı. Buyurun devam edelim. Evet. Her şeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti hakka bakar. Diğer ciheti de halka bakar. Anladınız. Halka bakan manayı isim. Hakka bakan manayı harf. Sorunumuz yok herhalde burada da. Evet. Halka bakan cihet, hakka bakan cihete tentenele bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi altında hakka bakan ciheti isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Şimdi sebeplerin bizim bu analiz etmemiz gereken olayda sebeplerin tenteneli bir perde olduğunu söylüyor. Tenteneli perde delikli perde demek. Yani şurada bir tül olduğunu düşünün. Tüle uzaktan baktığında tülü görürsün. Yakından baksan ışığı görürsün. Mesela şimdi dünyaya da yeni yaratıldım. İlk kez gözümü açtım. Bu odadayım. Odanın içine ışık girse baksam ki nereden girer? Pencere kısmından, tülden girer. Derim ki aa ışığı tül veriyor. Değil mi? Tenteneli perdeden bilirim. Biraz yaklaşsam bakarım ki aa deliğin arkasında güneş varmış meğer. Olay bu. Anladınız değil mi? Bizim varoluş sebebimiz bu yani. O tenteneli perdeler kalkacak. Arkasındaki müsebbibül esbabı göreceğiz. Varoluş sebebimiz bu. Ama bu uzaktan gözükmüyor. Uzaktan baktın. Ağaç meyve verdi. Öyle mi? İnek süt verdi. Tavuk yumurta verdi. Uzaktan bakınca ne kadar basit gözüküyor ya. Tavuk. Yumurta verdi. Ne kadar zamanda veriyor? Yarım saatte bir yumurta veriyor. Madem o kadar kolay sen de yatsana. Akşama kadar yatıyorsun sen de yumurta ver. Öyle değil. Yakından bakıyorsun biraz. Perdenin arkasını görüyorsun diyorsun ki bu yumurta bir kudret mucizesi. Bütün kainatı aynı anda kudret elinde çeviremeyen bu yumurtayı yaratamaz. E şimdi bütün alemi cihan toplansa bir yumurta oluşturamıyorsa soruyorum size bu yumurta mucize mi değil mi? Ama uzaktan bakınca gözükmüyor. Yakından bakınca ancak gözüküyor. Peki kainatta her şey tenteneli perdeli mi? Hayır değil, açık. Bizim gözümüz perdeli. Bakın İmam Ali Efendimiz ne diyor? Perdeyi gayb açılsa yani ahiret gözükse bir anda. Benim yakinim, ilmim, bilmem değişmez diyor. Ya Ali niye öyle dedin ya?
Çünkü perde eşyada değil, gözümdeydi, gözümdeki kalktı diyor. Üstad Hazretleri İhsan Nur için diyor ki biraz daha izah edilseydi imtihan perdesi kalkacaktı diyor. O zaman perdeli olan bizim gözümüz. Gözde perde olmasının sebebi de Allah'a uzaklığımız, öyle mi? Allah Allah. Şimdi biz hep bunlara uzaktan bakıyoruz. Başımıza gelenlere uzaktan bakıyoruz. Nasıl kalkar bu perde? Allah'a yaklaşmak için mücadele edersin. Hep deniyorsun, hep deniyorsun. Deniyorsun, bir perdeye takıldın. Olayın hakikatini göremedin ama deniyorsun. Allah'ın bizden istediği şey ne biliyor musun? Başarı değil. Muvaffakiyet değil. Hep teşebbüs etmek. Yoksa ümmeti olmayan peygamber var. Sen ondan daha mı başarılısın? Gidip 10 kişiyi anlatmışsın. Hayır hayır, o değil. Allah hep teşebbüs istiyor. Denedim perdenin arkasını yırtmaya. Bir dene, iki dene, üç dene, beş dene. En son ne olur biliyor musun? Allah rahmet eder. Yeter bu perdeden, Allah'ı göremiyorum der. Bütün perdeler yırtılır. Kainat sana ayan beyan olur. Başına gelen her olayda Allah Azze ve Celle'yi görürsün. Ne demek bu ya? Dışarıda üzücü bir olay yaşadın ve dedin ki iç aleminde başıma gelenlerden Allah'ın haberi var mı? Var. O zaman ben kime darılıyorum? Allah yaratmış dersin. Şu gönül rahatlığına bak, şu huzura bak. Hangi psikolog veriyor? Ha? Hangi ilaç bu huzuru verebilir? Ha? Hangi servet, hangi para bu huzuru verebilir? Mümkün değil. Yani şu dört kelime ahireti kurtardığı gibi dünyayı da kurtarıyor ya. Allah Allah. O tendeneli perdeyi yırtan şey olaylara ve eşyaya manayı ismiyle bakmamak, onu yırtmak ve manayı harfiyle nazar etmek. Oluyor değil mi? Devam edelim. Binaenaleyh nimete bakıldığı zaman mün'im... Bak, nimete baktım, yırtıldı perde, nimet veren. Evet. Sanata bakıldığı zaman sani... Sanata baktım, yırtıldı perde, sanatkarı gördüm. Evet. Esbaba nazar edildiği vakit müessiri hakiki zihne ve fikre gelmelidir. Allah Allah, gelmiyor ama. Gelmiyor. Geliyor musun? Her şeye baktığımda Allah'ı gördüm. Geliyor mu? Gelmiyor. Niye? Şimdi şu gözlük kirli olsa gözüme taktığım anda neyi görürüm biliyor musunuz? Camı görürüm. Kirli olan şey kendisini gösterir. Doğru mu? Böyle bakar bakar camı görürüm. Önümü göremem, uzağı göremem. Ama bu cam temiz olsa baktığım anda camı görmem, hep arkasını görür. Eşyalar bu cam gibi. Biz de gafletle hep kirlettik. Şu dersler o gaflet kirini temizlerse, başımıza gelen olaylar ve eşyalar tertemiz bir cam hükmüne geçeceğinden artık camı görmeyeceğim, camın arkasını göreceğim. Bunu da veren bu dört kelime. Nasıl büyük bir ders ya. Devam edelim. Ve keza nazar ile niyet mahiyeti eşyayı tayir eder. Bak şimdi. Nazarla niyet eşyanın mahiyetini değiştirir diyor, dönüştürür diyor. Şimdi de yeni iki kelimemize geçiyoruz. Niyet diyeceğiz, birazdan da nazar diyeceğiz. Niyet, el kastül kalp diye geçer. Yani kalbin kastı. Kalbin kastı Allah'sa o kul başka kapıda dövünmez. Ne istese Allah, ne sığınsa Allah, ne müracaat etse Allah. Şimdi bu niyeti neden yaşamamız lazım? Bakalım matematiğini yapalım. Bu niyetim neden Allah için olması lazım? Kalbimin kastı niye Allah için olması lazım? Matematiğini yapalım. Üstad Hazretleri diyor ki insan takriben 60 yıl yaşar. Ne kadar uykuda geçiyor? 25-30. Ne kadar yolda geçiyor? Hadi 5-10 de. Ne kadarı tatilde geçti? Ne kadarı işte geçti? Ne kadarı üstümü giyinmekle, evime bir şey almakla geçti? Elimize ne kalıyor biliyor musunuz? 5 yıl. Şimdi insafınıza soruyorum. 5 yılla cennetin neyini kazanacağız biz? 5 yıl amel edeceksin. Ha? Ne kazanacaksın? Cennet. Bak o cennet ne biliyor musun? Cennetin bir saati... Dünyanın mutlu mesut, yani hiç arızası olmayan 1000 yılından daha üstün. Hadis söylüyor bu. Devam ediyor hadis. Rüyeti Cemalullah'ın bir anı diyor, yani Allah'ın esbasını temaşa etmenin bir anı da 1000 yıllık cennetten üstün diyor. Bu ne ya? Kaç yılla kazanacağım bunu? 5. Olmaz ama ya. Yani benim elimde muvakkat bir şey var, geçici, 5 yıl. Kazanacağım ne? Sonsuz. Oluyor mu matematiği? Olmuyor. O zaman bu boşlukları dolduracak bir şeye ihtiyacım var. Bunun adına niyet deniyor işte. O hayatımın tamamında niyetim derin ve sağlam olursa yemem, içmem, bakmam, bir dostumu sevmem, bir şeyi anlatmam, bir ticaret yapmam tamamı sevaba dönüşeceğinden o niyet... İki tane camın yan yana, aynanın yan yana konulduğu gibi o kadar geniş bir alana gidecek. Eğer bunu yapmaz, niyetimi o güzelliğe oluşturmazsam 5 yıl bana kısır bir hayat yaşatacak. Kısır. Zaten bu dünyada bunları yaşayacağız. Doğru mu? Doğru.
Zaten bu dünyanın sıkıntısını karnını çekeceğiz, doğru mu? Hasta olacağız, sevdiklerimizden ayrılacağız, ölümler yaşayacağız, üzüleceğiz, ayrılıklar yaşayacağız. Zaten bunları mecburen yaşayacaksak eğer, amelimiz de elimizde kalan 5 yılsa, bizi amel de kurtaramayacaksa elimizde ne kalıyor sadece biliyor musunuz? Niyet kalıyor, niyet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari'nin ilk hadisi, Ravisi Hazreti Ömer diyor ki, İnnemel amelü bil niyet. Yani ameller niyetlere göre diyor. Yani ameli yapmadan önceki birinci adım ne oluyor o zaman? Niyet oluyor. Bakın şimdi. Mekke'nin 13 yılını bitirelim, Medine'ye hicret edelim. Medine hicreti nasıl bir olay? Çok büyük olay. İnsan alemini değiştirmiş değil mi? Medeniyetin inşası tesis edilmiş. Çok büyük bir olay. O hicrete değil mi? Nice sahabe efendilerimiz zahmetiyle gitmiş. Bir tane sahabe efendimiz gönlünü kaptırdığı bir kadın için hicret etmiş. Ne demişler onu biliyor musunuz? Muhacirül filane. Yani filanın muhaciri demişler. Diğerlerine demişler? Muhacirullah. Yani Allah'ın muhaciri demişler. Aynı ameli mi yaptılar? Aynı ameli. Aynı zahmet mi çekildi? Aynı zahmet. Ama niyet bir tabiri, bir ameli bile başlı başına değiştirebiliyor. Bak şimdi. Bu niyet öyle bir sırlı ki, hayır yolunda giderken zatında hayır olmayan bir şeyi bile hayra çeviriyor. Ne demek istedik? Anlatalım. Denklemimi tekrar hatırlatayım. Elde 5 yıl var. Bu kurtarmaz. Ne lazımdı bu boşlukları doldurmaya? Niyet. Bak. Hayır yolunda giderken zatında hayır olmayan bir şeyi niyet hayra dönüştürüyor. Namaza duracaksınız. Önce abdest lazım. Affedersiniz önce bir lavaboya geçmeniz icap edecek değil mi? Orada bir ıtrahat edeceksiniz. Yani metabolizma atıklarını dışarı atacaksınız. Niyetiniz sağlamsa böyle basit bir amel bile orada sevaba dönüşüyor. Affedersiniz çıktınız lavabodan ne yapacaksınız? İstibra edeceksiniz. Bir 40 adım yürüyeceksiniz. 40 adım ya. Niyetin oysa o yürüdüğün adımlar bile sevaba dönüşüyor. Allah Allah. Bu nasıl bir sır ya? Bu nasıl bir sır yani? Hadi gündüzün böyle geçti. Gece oldu uyuyacaksın. Ne irade var ne şuur var. Tek yaptığın şey nefes alıp vermek. Niyetin Allah'sa, Allah'ım rüyalarımda bile seni istiyorum. Bütün amelimde seni istiyorumsa aldığın nefes adedince sevaba dönüşecek. Şimdi anladınız mı niyetin önemini? Anladınız mı? Şu niyet olmadan hangi amelimiz kıymetli olacak? Mümkün değil. Bu yüzden niyetinde zirveleşmeyen hayatında zırvalaşır. Biz şu niyeti yakaladık mı? Aynada saçımızı şöyle yapsak, ya Rabbi ben seni temsil ediyorum, şöyle tertipli olayım desek, sevaba dönüşecek manayı harfiyle. Mana ismiyle ah şu Mehmet ne yakışıklı desinler dediğin anda bunlardan hep mahrum olacaksın. Niyeti anladınız mı? Elde kalan 5 yıllık hayatı. Zaten belli başlı şeyler mecbur yaşanacaksa ayrılıklar, hastalıklar, ölümler, vefatlar, üzüntüler. Bunların her birini sevaba dönüştürmenin bir yolu var mı? Var. Tek kelime el kastül kalp yani niyet. Allah Allah. Ameli olmayanın niyeti kurtarmaz. Çünkü kalpte o kasıt varsa ameli de ona dönüştürecektir. Bunu ne için söyledim? Kalbim temiz, hiç temiz bir cümle değil o yüzden söyledim. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir hakaret oluyor, haşa. Yani kalbimiz ondan da mı temiz? O bu kadar amele ihtiyaç duyarken bizler amelsiz cennete gideceğiz. Öyle öyle. Gecelerce sabahlara kadar namaz kılıyormuş. Ayşe annemiz demiş, ya Resulallah neden, neden? Neden? Cennete ihtiyacı var mı? Yok. Müjdeli cennetle. Günahı var mı? Tövbe etsin. Haşa. O da yok. Kendini affettirme derdi var mı? O da yok. Ne diyor? Efela ekûnü abden şekûra. Allah Allah. Ne diyor? Ben şükreden bir kul olmayayım mı? Allah Allah. Yani benim niyetim temiz. Bunlara ihtiyacım olmayacak. Bu çok kirli bir söz. O yüzden amel olmadan niyet bir şey ifade etmiyor. Çünkü çınar ağacının niyetinde çınar olmak varsa amelinde de kiraz olmuyor. Öyle mi? Şeftali ağacının niyeti şeftali ise onun ameli başka bir şeye dönüşmüyor. Değil mi? Civciv yumurtasının niyeti neyse ameli de civciv çıkıyor. Ördek yumurtasının neyse ördek çıkıyor. E sen diyorsun ki benim yumurtadan yılan çıktı ama niyetim bülbül. Olmuyor dostum, olmuyor. O yüzden amel olmadan niyet de bir işe yaramamaktadır. Diyeyim niyetten devam ediyoruz ama okumamız lazım. Niyetin en büyük özelliğini işleyeceğiz. Günahı sevaba, sevabı günaha çeviriyor. O ne ya? O ne demek ya? Oku bakayım Ömer. Günahı sevaba, sevabı da günaha kalbeder. Evet, niyet
adi bir hareketi ibadete çevirir ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha kalbeder. Bakın niyetin en büyük özelliği. Basit bir iş yaptın, niyetin güzel, üf ne sevap. Efsane bir iş yaptın, niyetin desinler diye, riya için günaha döndü. Örnek diyelim, mesela şimdi şurada ihtiyar, çok meşhur bir abimiz oturuyor diyelim. Çok meşhur böyle. Bir yudum çay alırken de çayı üstüne döktü. Birisi koşturdu. Ya dedi gariban, yaşlı adam yoruldu. Bir de yandı. Hemen onun üstünü sileyim dedi. Sevap mı alır, günah mı? Sevap alır. Aynı adam koşturdu. Şunun üstüne sileyim de meşhur adam bana da ne kadar bu adama yakındır desinler dedi. Neye dönüştü? Günah. Amel? Aynı amel. Amel aynı. Niyetten ötürü. Bak aynı amel. Aynı işi yapıyorsun. Birisi sevaba dönüyor. Diğeri günaha dönüyor. İmandan sonraki en önemli amel. Namaz, namaz. Namaz ya. İman varsa namaz var. Öyle mi mesele yani? O Allah için olunca tahmin edilmez bir sevap şarkı çalışıyor. Ya şu bizim patronlar da dindar adam seviyor. Ben de bir namaz kılayım dediğinde feveylül lil musallin. Yazıklar olsun, veyl olsun o namaz kılanlara. Ama aynı amel tamamen mahiyeti değişiyor. Tamamen. Bakın bugün insanın yapacağı en zahmetli iş cihattır. Doğru mu? Cihatta bile Müslümanların yanında ol. Niyetin bozuk olsun. Bırak günahı, cehenneme gidiyor hikaye. Var mı örnek? Var var. Bedir Savaşı'nı biliyorsunuz. 313 tane yiğit sahabe Efendimiz 1000 kişiyi nasıl alt etti? Uhud Savaşı'nı da biliyorsunuz malumunuz. Uhud intikam savaşıdır. Oradaki müşriklerin her biri bilenmiştir. Hint almıştır, Vahşi bin Harbi bir yıl çalıştırmıştır, mızrak atıcılığı yapmıştır. Öldürecek yani, Hazreti Hamza'yı kafasına koymuş yani, o kadar kinliler. Bunun gibi nice aileler var. Uhud intikam savaşı yani, Bedir'den daha şiddetli, daha çetin bir savaş çıkacak o cihette. Uhud Savaşı'nda Müslümanların yanında olan Kuzman isminde birisi, ilk kılıç darbesini vuranlardan biri. Bakın çok büyük bir amel. Var mı bu kadar büyük ameliniz? İntikam savaşındasın, Müslümanlar safındasın. Düşman nasıl kinlenmiş, akıllara zarar, ilk kılıcı sen vuruyorsun. Hayatımızda bu kadar iyi bir amelimiz yoktur. Var mı? Değil mi? Bak, cihatta canını ortaya koyuyorsun. Derken savaş esnasında Kuzman övülünce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o cehennem ehli diyor. Sahabe de o öyle deyince nazar ediyor. Ya ne demek ya? En iyi savaşan o. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki o cehennem ehli. Daha sonra birkaç darbe yiyor. Hanzala bin Amr yanına gidiyor. Diyor ya Kuzman diyor, sevin sevin şehit olacaksın. Ne şehitliği bir adam, ben Medine'deki hurma bahçelerim için savaştım diyor. Acıya dayanamıyor, bir kırık oku alıyor, bileğini kesiyor, ölüyor gidiyor. Nereye gitti? Cehenneme. Hiç bu kadar büyük ameliniz var mı? Yok, benim yok yani. Sizin var mı bilmiyorum. Kuzman, Uhud intikam savaşında başta kılıç vuranlardan bir tanesi. Ama neticesi cehennem ehli. Aynı amel, aynı amel. Belki birçok sahabe efendimizden biraz daha fazla kırıştı, biraz daha fazla vuruştu, öyle mi? Aynı amel. Ne değişti? Niyet değişti. Yol değiştiriyor. Yol değiştiriyor. Cennete giden bir yolu cehenneme kaybediyor. Niyet bunu yapıyor yani. Allah Allah. Şimdi esnafların dilinden düşmeyen cümle. Ya sen Allah için yap, Allah sana daha çok verecektir. Şimdi bu safiyane bir inanış içinse belki itikada zarar vermez. Ama kalbin derinlerinde niyetin buysa bu seni bitirecektir dostum. Niye? Vermese ne yapacaksın? Yapmayacak mısın Allah için? Biraz canın yansa ne yapacaksın? Biraz korku gösterse ne yapacaksın? Allah sana hep rahatlık, hep servet, hep huzur verdiği için sen bunları yapıyorsan sen huzurun kulusun, rahatlığın kulusun, Allah'ın kulu değilsin. Niyetin bozuk demek. Şu itikadı bozun artık, bozun. Şu masalarda şunu konuşmayı bırakın. Sen ver, Allah sana daha çok verir. Ya sana ne, neticeyi düşünmek bize haram. O Allah'ın işi. Senin işin ne? Vereceksin, yapacaksın, gideceksin, edeceksin. Kulsun yani. Hayatın tamamı bunun için yaratıldı. Bırakın şu konuşmayı ya. Bırakın bak, niyet bozulacak, niyet. Ondan sonra bir insan her masada bunu konuşursa niyeti ne olacak? Ben vereyim de Allah şu işimi de düzeltsin olacak. Bir gün bir tanesiyle denk geldim, namazı bıraktım dedi. Niye bıraktın dedim. Namaz kılıyorum kılıyorum, dünya işlerim bozuldu dedi. Gelmiyor, para gelmiyor dedi. Dedim sen namaza ne diye niyet ediyorsun dedim. Allah rızası için dedi. Dedim ama yanlış niyet ediyorsun. Niyet ettim Allah rızası için dünyada para vermeye. Ya hocam dedi, öyle niyet olur mu? Böyle amele böyle niyet olur, ne olacak? Yani bir insan bunu bekleyebilir mi Allah'tan? Yani hayatın amacı bu mu? Zaten burada da çok yanlışımız var ya. Ne zaman Allah konuşsak yanına ilk konuştuğumuz cümle para. Ya huzur konuş, çocuk konuş. Cennet konuş, başka bir şey konuş yani. Niye para konuşuyorsun? Yani iman kadar mı kıymetli bu para? O kadar belli değil mi parametre mi bu para? Çık artık şuradan ya. Vermedik bir şey bırakmamış Allah zaten. Çık artık şuradan yani. Çık şuradan. Niyetimiz bozulacak. Niyet bozulunca ne bozuluyor? Alem bozuluyor ya.
Koca sütte bir damla mürekkep atarsın, bütün süt mürekkebin rengini alır ya, niyetin öyle işte. Para para diye bir renk almasın şu niyetin. Bütün amellerini bozmasın niyetin. Zaten 5 yılcık amel var yok elimizde. E biz niyetle de bu boşlukları dolduramayacaksak, soruyorum biz nasıl kurtulacağız bu işten? Allah'a 5 yılı kemal manada geçirsek ne vereceğiz biz Allah'a haşa? Ne katabileceğiz zaten? Zaten olay amel de değil. Olay amel de değil yani. Amelin bir önemi var mı? Amelin başlı başına zerre kadar önemi yok. Zerre kadar yok. Allah dilese adam başı bir kainat yaratır mı? Kün. Kün feye kün. Ne kadar zor olur Allah için? Zorluk kelimesini kullanma Allah'ın yanında ya. Olmaz öyle bir şey. Allah Allah. O zaman amelin kıymeti kalmadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki, sen de mi Allah'ın rahmeti olmadan amelinle cennete gidemezsin? Ya Resulallah diyor ki, ben de gidemem. Orada ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, ben bile Allah'ın rahmeti olmadan cennete gidemem. O bile kelimesine belagatta fehva diyorlar. Bile. Mesela desem şu kapıdan sinek bile giremez. Tavşan da giremez, kedi de giremez, köpek de giremez. O bilenin tam tabiri Türkçesi ne demek biliyor musun? Amelle cennete gidilmez. O zaman niye amel işliyoruz? Amelini Allah sıkacak. Madde mana içindir. İçinden niyetine bakacak. Nasıl meseleler ya? Nasıl meseleler ya? Allah Allah. Niyet öyle önemli bir şey ki, içtihat makamında bir sahabe efendimiz olsun. Mesela Cemel vakasını düşünün. İstişare etsin, içtihat etsin, yanlış karar versin. Yine de bir sevap alır. Niye? Niyeti halis. Bakın amele zahir bak yanlış gözüküyor. Ama neticesi sevap. Ya ne oldu yani? Yanlış bir şey yapıldı. Neden sevap oldu? Çünkü niyeti halis. Görüyor musunuz? Yani siz güzel bir niyetle şuna bir su vereyim deseniz, şöyle uzatsanız elinizi, suyun hepsi üstüme dökülse, yansam etsem, siz sevap kazanacaksınız. Zahirdeki olay yanlış bile gözükse, sizi kazanacağınız sevaptır. Neden? Çünkü niyetiniz halistir. Allah Allah. Bir de niyet diyet var. Bu diyet falan yapıyoruz ya. Onu da hatırlatayım da işte örnekleme olsun. Bu diyet falan yaptığımızda bile, ay bir zayıflayayım da güzel gözükeyim dersek bomboş bir şey elimizde kalmış olacak. Ama birisi diyet yaparken dese ki, şu riyazet nedir onu göreyim, şu israftan kurtulayım dese, Allah Allah, her açlığı bile ecre dönüşecek. O yüzden diyette bile niyet diyoruz. Allah Allah, görüyorsunuz değil mi? Devam edelim mi? Haydi bakalım. Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir. Şimdi de bakılırsa diyor. Konu nereye gitti? Nazar. Mana isim? Tamam. Mana yar? Tamam. Niyet? Tamam. Bir de nazar kaldı. Nazar bakış açısı demektir. Batılılar buna paradigma der. Şu demek. Aynı şeyi görüyorsun ama farklı bir şey düşünüyorsun. Aynı şey baktığın ama aklına gelen farklı mana. Örnekleyelim mi? Üstad Hazretleri 1. Cihan Harbi'nden sonra Kosturma'da Rusların esiri oluyor. Nikola Nikolaevich diye koca gavur dedikleri bir tane zalim. Üstad Hazretleri'nin önünden geçiyor. Üstad Hazretleri kıyam etmiyor. Ayağa kalkmıyor. Niye ayağa kalkmıyor falan dediklerinde Üstad Hazretleri diyor, ben Müslüman alimiyim. Ben senin önünde kıyam etmem diyor yani. Diyorlar ki verin buna idamı. Üstad Hazretleri'ne. İdam veriyorlar idam. Daha sonra Üstad Hazretleri'nin yanından arkadaşları geliyor. Diyorlar ki üstadım yanlış oldu de. Bir özür beyanında bulun ki ölümden kurtul diyorlar. Ölüme ne gözle bakıyorlar? Üzücü gözle. Üstad Hazretleri hayret ediyor, şaşırıyor. Diyor ki ben Allah'a ve Resulüne Aleyhisselatü Vesselam kavuşmak için bir pasaport, bir vize arıyordum. O elime geldi. Nasıl ne özürü diyor. Aynı ölüm mü? Aynı ölüm. Biri üzülecek şey cihetiyle bakıyor, öbürü kavuşacak şey cihetiyle bakıyor. Nazar ne demek anlaşıldı mı? Aynı şeye bakıyorsun ama aynı şeyi görmüyoruz. Bakın 4 kelimenin birisi bu nazarmış. Şimdi Homeros diye bir adam üzüme bakmış demiş ki şarap içmeden şair olunmaz demiş. İbn-i Farid diye birisi de demiş ki biz sarhoş olduğumuzda daha üzüm yaratılmamıştı demiş. Teşbih ediyor. Orada sarhoşluktan kastı ne? Mest hali yani. Allah Azze ve Celle'ye muhabbetinden kendinden geçmiş. O manayı ifade ediyor yani. Şimdi aynı şeye mi bakıyorlar? Aynı şeye. İkisi de üzüm suyuna bakıyor. Ama aldıkları mana birbirinden farklı. Farklı olan ne asıl? Nazar. Bakış açısı. Allah Allah. Gagarin diye bir tanesi demiş ki ben uzaya gittim fezada Allah'ı göremedim demiş. 3 boyutlu dar düzlemde Allah'ı aramakta değil mi? Ancak böyle bir dar görüşün neticesi olur. Üstad Hazretleri de buna binaen diyor ki ama cümleye bak ya. Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerine inmiştir. Göz ise maneviyatta kördür diyor. Sen sonsuz olan bir Zat-ı Zülcelal'i 3 boyutlu dünyanın fezasında ararsan değil mi? Allah Allah. Bu ancak bir nazar darlığı olur. Nazarın önemini anlıyorsunuz değil mi?
Nazarın çeşitleri de vardır. Bir iki çeşitini örnek verelim. Üstad Hazretleri diyor ki, haram nazar nisyan verir diyor. Harama nazar mı diyor? Hayır, harama bakmak demiyor. Haram bakmak diyor. O ne demek ya? Başkurt abi, sana bakıyorum ama fesat gözle bakıyorum. Ne oldu? Günaha girdim. Başka birisi de bakıyor sana ya. Ne güzel Allah'ın kulu diyor. O neye girdi? Sevaba girdi. Aynı insana baktık. Haram nazar, harama değil. Haram nazar nisyan, unutkanlık verir diyor. Biz onun günah boyutundan değerlendirelim. Haram bir nazar ettin, fesat gözüyle baktın burada. Neye dönüştü bakışım? Günaha dönüştü. Bunun gibi nazar çeşitleri çok. Allah muhafaza etsin. Şehvet nazarı var. Öyle mi? Haset nazarı var. Kıskançlık nazarı var. Bunların her biri neymiş konusu? Nazarmış. Bir de madde nazarı var. İşine gidiyorsun, madde gözüyle görüyorsun. Esma görmüyorsun. Ne yapacaksın? Tapacaksın. Ne yapacaksın ya? Çocuğuna gidiyorsun, madde nazarıyla bakıyorsun. Ay canım, ay gülüm diyorsun. Ne yapacaksın? O onsuz yaşayamam diyeceksin. Bütün hayatını ona göre yönlendireceksin. Ne yapacaksın? Demek ki bir de bu maddi nazar var. Değil mi? Maddede Allah'ın esbasını bulduğunu zannetmek. Huzuru onda, mutluluğu onda, rızkı onda bulduğunu zannetmek. Bunlar da nazar çeşitleri, bakış açısı çeşitleri. İnsan nazarını düzgün bir hale getirirse ne olur? Bir nazar ile velayet kazanır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bulunup nazar edene ne demişler? Sahabe demişler. Hatta Abdullah Ümmü Mektum Efendimiz var ya, Kabe'nin bir müezzini. Biliyordunuz, ama bir sahabe efendimiz. Onunla içtihat ediyorlar. Ona nazar, bu nazar bile gerekmiyor diyorlar. Huzurunda bulunup nazar etmek yani. Allah Allah. Ne oluyorsun? Sahabe oluyorsun. Ama öte yandan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nazar etme. Ama dünyanın en kemali ol, sahabe. Olamazsın, mümkün değil. Nazar bir insanı bir anda velayete çıkarır. Ama nasıl bir nazar? Nasıl bir nazar? Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin. Böyle bir nazar, tefekkürlü bir nazar. Tefekkürlü bir saat, bir an, nafile olan bir yıllık ibadetten daha hayırlı. Şimdi şurada size nazar ettim ve tefekkür ettim. Ya Rab, nasıl yaratmışsın diye. Öte yandan da bir odaya kapandım, bir yıl nafile ibadet yaptım. Bir yıl bak. Teheccüdler, oruçlar, namazlar. Hangisi daha hayırlı? O nazar daha hayırlı. Ama nasıl nazar? Tefekkür barındıran bir nazar. Üstad Hazretleri diyor ki, buna basar denir, maddi göz. Buna basiret denir, akıl gözü. Buna basar denir, maddi göz. Buna basiret denir, akıl gözü. Üstad Hazretleri diyor ki, basar masnuatı görüp basiret saniyini görmezse pek çirkin düşer diyor. Demek ki nasıl bir tefekkür lazım? Gözüne girecek mana isim. Onu yırtacaksın, akıl gözüne göstereceksin, mana yer. İşte böyle bir tefekkür, böyle böyle. Allah Allah. Hani bazen tefekkür ediyoruz ya, ya dur da bir tefekkür edelim şöyle, hadi bismillah. Böyle bir tefekkür olmaz ha. Tefekkür bu değil. Bismillah hadi diye bir tefekkür yok yok. Tefekkür bir modun adıdır. İç aleminde iman öyle güzel kıvama gelir ki, gayri iradi bir şekilde sen her baktığın masnuattan sürekli basiretinle, akıl gözünle saniyeni görürsün. Bunun için bu iman derslerine ihtiyacımız var. Var olan ayarları geri kazanıp yaşadığımız olaylarda gayri iradi şekilde, hadi bir tefekkür edelim diye değil, içten gelen bir şekilde tefekkür ancak edilebilir. Yoksa hadi şu portakala gelin de bir saat bakalım diye bir tefekkür yok yok. Tefekkür bir moddur, buna da dikkat edelim. Evet, insan bu nazarı yakalarsa, maddi alemde başına ne gelirse, başına bir elma da düşse, başına dünyanın en büyük felaketi de düşse, Allah canibinden nazar ederse, ne nazar ederse etsin sevaptır. Bu kadar önemli dört kelime. Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah hesabıyla olursa marifeti ilahiyedir. Evet, eskiler bu dört kelimenin manasını yakalamışlar. Ne olduğunu anlamışlar. Manayı isim, manayı harf, niyet, nazar. Ve bu dört kelimeyle birlikte alemleri değişmiş, alemleri. Allah Allah. Şimdi eskilerin, selef-i salihinin gündüz ahvalini malumunuz biliyorsunuz. Geceleri bile nasıl yatıyorlarmış biliyor musunuz? Olur da yatarken huzurda ayağımı uzatırım diye dizleriyle dayanıyorlar. Şöyle bir demire dizlerini sıkıştırıyorlar, o şekilde uyuyorlar. Neden ya, neden? O kadar görülüyor olduklarına inanıyorlar ki, o kadar iman etmişler ki,
olur da uyurken bile huzurda saygısızlık ederim diye. Şimdi ben şöyle bir soru sorsam. Sizce onların inandığı Allah'la bizim inandığımız Allah arasında bir fark yok mu? Hı? Sizce onların dünyasındaki Allah'la bizim dünyamızdaki Allah arasında bir fark yok mu? Ne fark var? Dört kelimenin farkı var. Molla Resul abi var Van'da. Üstad Hazretlerinden biraz yaşı büyük. Van'da Üstad Hazretleri inzivaya gidiyordu. Hatırlarsınız inzivaya kapanıyordu. O arada Üstad Hazretleri o kadar namaz kılıyor ki topuğu ve dizleri yara oluyor artık. Molla Resul abi diyor ki üstadım diyor biz de Allah'tan korkuyoruz ama senin ödün kopuyor diyor. Kardeşim Molla Resul. Var mı öyle hem dünyada rahat edeyim hem ahirette rahat edeyim var mı? Yok. Hadis de yok diyor değil mi? La ecmu beyne emneyn ve la ecmu beyne haffeyn. İki emniyet, iki korku aynı anda. Yok, yok. Yok. Demek ki bu dört kelimeyle birlikte hayatı şöyle çizeceğiz. Ya nefsin dedikleri ya da Allah'ın dedikleri. Ama rica ediyorum şurada mutabık kalalım. Allah'ın ne istediklerini, yani Kur'an'ı, yani sünneti bilmeden Allah'ın istediklerini yapabilme imkanınız var mı? O yüzden bu işleri bilmek zorundayız. Bu işler bildikten sonra ne olur? Allah seni sonsuzluk kazanmaya layık bir hale getirir. Bir gün hizmette bir arkadaş geldi yanıma. Dedi abi ne güzel gülüp eğleniyorduk dedi. Adanalı bir arkadaşımız. Hizmete girdim dedi. Başıma gelmeyen kalmadı dedi. Nasıl bir iş dedi ya. Belalar sel gibi. Hadi söyle diyor değil mi? Birisi diyor ya Resulallah seni seviyorum. Beni sevenler diyor. Hazırlıklı olsun. Belalar sel gibi yağacak diyor. Niye? Gelişecek insan. Dedi ya başımıza gelmeyen kalmadı dedi. Ne güzel 9. söz namaz bahsi okuyup geçiniyorduk dedi. Derse girdikçe başıma musibet geliyor. Ne oluyor dedi. Hakikaten de öyle bak. Bir insan hizmete girsin. Olmayan işler başına geliyor. Birden aile imtihanı bir gün bir anda başka bir şey geliyor. Niye öyle oluyor biliyor musun? Sen daha önce büyük bir şeye talip değildin ki. İlk defa bu kadar büyük bir şeye talip oldun. Bu kadar büyük bir şeye talip olduğundan dolayı da karşılığında bir bedel sana yazıldı. Çünkü kader bedel ister. Bir gün Musa peygamber Tur Dağı'na gidiyor, Tur-i Sina'ya. Biri diyor ki ya Musa dua et Allah'a yakın olayım benim için dua et diyor. Musa peygamber dua ediyor daha dönüşte diyor ki adamı kurtlar parçalamış. Hemen Tur Dağı'na tekrar gidiyor diyor. Ya Rab neden? Neden bu adamı kurtlar parçaladı? Ya Musa. Öyle büyük bir makam istedi ki kendi iradesiyle çıkmak mümkün değildi. Ben yardım ettim. Hani evde çocuk kanepeye çıkmak için uğraşır. Böyle ayağa takılır, sendeler. Anne baba merhamet eder dayanamaz. Ne yapar? Şöyle bir çocuğu iter ya yukarı. Aslında zahirde başımıza gelen musibetler o kanepeye çıkabilmemiz için Allah Azze ve Celle'nin bize bir yardımıdır. Oralara çıkabilmek için Allah Azze ve Celle'nin bize en büyük yardımı inanın şu hizmeti imaniyedir. Kendi imanını muhafaza edip başkalarının imanına, hidayetine yetişebilme mücadelesi. O yüzden şu duayı da çok yapıyorum. Ya Rab bu hizmete dört elle sarılalım. Sen musibetlerle değil, hizmeti imaniye ile bizim günahlarımıza kefaret eyle diyorum. Belki var olan hazır koşullarda bu güzellikleri değerlendiremezsek, Allah da bizden vazgeçmemişse, o makama çıkmak için işin devamında hastalıklar sel gibi geliyor. İmtihanlar sel gibi geliyor. En yakınlarından kop da beni bul diye sevdiğin insanlarla bile ayrılıklar sel gibi geliyor. Hayattan lezzet alma sonsuza gel diye dünyanın bütün lezzeti bir anda kaçıyor. Zahirde üzücü de gözükse, İnanın Allah vazgeçmediğinden bunlar oluyor. Hiç vazgeçmesin. Ama inşallah hizmetimizi bu işlere kefaret eylesin. Değil mi? Bize sığınmak düşer, musibete sıra gelmesin diyelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bu işler bilgi işi değil, çok pratik işi. Yani her mevcudada göreceksin manayı isim. Allah'ım perde arkasında senin icraatı süphanim var diyeceksin manayı harf. Bu çok pratik istemez mi? Bir direksiyonu tutabilmek için ne pratikler? Bir denizde yüzebilmek için ne pratikler? Bir işi çözebilmek için, bir dil öğrenebilmek için ne pratikler? İşte bu imanın sinede oturması için yapılacak pratiğin adı hizmet hizmet, iman hizmet. Lütfen bu iş satırlarda kalmasın. Biz havada ışığı göremeyiz ancak ışık bir yere vurunca görürüz. Orada zahir olur. İman da sadece bilgide havada olan bir şey olamaz. Kalbin kastı amelle taçlanmak zorundadır.
İçimizde bu varsa Allah'ım bizi kurtar endişesiyle başkalarının kurtuluşuna vesile olmamız lazım. O yüzden şiddetle öneriyorum ki dışarıda gereksiz vakitleri harcamayalım. Niyetimizi tam yapalım. Vaktimiz medresede geçsin. Burada birileriniz kolon hükmünde olursanız binlerin imanına vesile oluyorsunuz. Bu manaların ben başka türlü oturmasının yolunu bulamadım. Çok okuduğunda oturuyor mu? Ben öyle zannetmiyorum. Çok tekrar edince oturuyor mu? Ben öyle zannetmiyorum. Ancak iman edince, bilince ve mucibince tatbik edince, o yazılan gibi, sahabe gibi amel etmeye çalışınca, aşağı gibi, onlar gibi edemeyiz ama ne yapalım, yolunda bulunalım ya. Diyelim vallahi o yoldan gidiyorduk diyelim yani. Başka ne var elimizde? 5 yıllık hayat ne olacak elimizde? Ama bari niyetimizi onların yolunda olduğumuzu ispat etmeyelim mi? Tam son nefesimiz o yolda gitmesin mi? Terimiz aynı yola damlamasın mı? Bunları da yapmayacaksak yani. Şu demirin beton içinde öleceksek biz niye yaşıyoruz ya? Niye yaşıyoruz yani? O yüzden niyet sağlam mı için biraz da amele dönüp bakılır sanki, değil mi? Burada benim amel, burada sahabenin ameli. Acaba bir yerlerden benzetebilir miyim? Benzemezse sanki tehlike, değil mi? Ya evet. Çok elzem ders ama. Başta 4 kelime deyince çok gelmiyor hayale, ben farkındayım ya. Ama dersin sonuna doğru anlıyorsun ki yani olmazsa olmaz 4 kelime. Olmazsa olmaz. Allah inşallah şurada yaşatsın yani. Burada ne önemi var? Güzel anlattığın, güzel şey yaptığın yani ne önemi var ya? Şuraya gelmezse var ya bittik ya. İnşallah bura bir ara önce nasip olur. Şu an kiradayız. Ondan sonra da yanları nasip olur. Değil mi? Ya peçete fabrikasının holdingleri varken iman hizmeti niye küçücük yerde kalsın ya? Öyle mi? Allah Allah. Allah büyütsün inşallah. Ya vallahi çok... Nasıl amin, nasıl amin. Evet. Mesela niyet böyle. Diyelim ki kalbimde, şurada bir arkadaşımız var. Ali isminde. Kalbinde niyet nasıl biliyor musun? Güç yetse dünyada her şehre medrese kuracak. Kalbinde tam niyet o. Ama tane tane, şekil şekil böyle. Samimi niyet. Şu kapıdan çıktı, vurdu kafasını, öldü gitti. Ne olacak? O niyeti patates baskısı yapıyorduk ya çocukken. Patates baskısı gibi çiziliyor. Cennetin tamamına, 1001 memlekete medrese yaptı diye basılıyor, biliyor musun? Niyette böyle bir sır var. Bak bak olaya bak. 5 yıllık ömür yetmiyordu ya, niyet yetiyor. Adamın kalbindeki niyette Allah'ım son nefesim senin için, hepsi senin için. Hayatım, nefsim, nefesim, malım, servetim senin için diyor. Bunun için bir mücadeleye başlıyor, yetmiyor nefesi. Vefat ediyor. Emrak vaki oluyor, gidiyor. Allah yapmış gibi sevap veriyor. Yapmış gibi. Zıttı da var. 60 yılda etmediği zulüm kalmıyor. Sonsuz cehennem kazanıyor. Niye? Allah 60 yılı sonsuz yıl yapsam ne yapacaktı biliyor. Yapmış gibi bu sefer de nikmet veriyor. O manada oldu değil mi? Patates baskısı cennete basıldığı gibi demek cehenneme de basılıyor. Bu niyet çok elzem ya. Niyeti zirveleşmeyenin hayatı zırvalaşır. Çok böyle sürekli kontrol etmek lazım ya. İşte bir ham maddenin kıvamını sürekli kontrol eden... Yani burayı nasıl kontrol etmez ya? Nasıl yani? Ben susayım, ben gidiyorum. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.